Evet sayın seyirciler, şimdi bir takım kendini bilmezler şehit ailelerine filan hakaret ederken bir yandan da Türkiye'nin etrafı bir ateş çemberine dönüyor, çevriliyor. Şimdi Dede Ağaç'a yine sevkiyatlar yapılmış. Bir o videoyu izleyelim lütfen. İskeçe'de tatbikat yapıldı. Dede Ağaç'a dev sevkiyat için hazırlıklar hızlandırıldı. ABD ve Yunanistan savunma işbirliği anlaşmasını güncellemişti. Güncellenen anlaşma kapsamında ilk uygulama düzenlemesi Atina'da imzalandı. Yeni düzenlemeyle ABD Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı için tahsis edilen 4 bölgedeki askeri tesislerde inşa ve bakım onarım çalışmaları yapılacak. Bir taraftan da Atina ve Washington, Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde tatbikat yaptı. Batı Trakya'da İskeçe'de yer alan Atış Talim Merkezi'nde 4. kez olmak üzere askeri eğitim gerçekleşiyor. Tatbikata Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'dan tanklar katılıyor. Yunan medyasında yer alan habere göre Amerika'dan tanklar tırlarla Romanya üzerinden İskeçe'ye getirildi. Diğer yandan ABD'nin Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'ı kapsayan tatbikatı kapsamında bu ay Dede Ağaç Limanı'na gerçekleştireceği dev sevkiyat için hazırlıklar sürüyor. Yunan basını en az 120 helikopter ve 1000 tankın Dede Ağaç'a geleceğini yazdı. Haberde Dede Ağaç'ta bulunan Yunan ve ABD'li askeri yetkililer arasında peş peşe toplantılar yapıldığı aktarıldı. Sayın seyirciler izlediniz. Acayip bir şekilde Türkiye'nin güneyi, batısı, doğusu hep Amerika tarafından silahlandırılıyor. Şimdi bu işin uzmanı yayınımızda Galatasaray Öğretim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enis Tulça yayınımızda. İyi akşamlar Enis Bey. Sesimiz geliyor değil mi? Geliyor efendim. İyi akşamlar. Şimdi ne kadar endişelenelim bu Yunanistan'da olan bu yığınak için sizce? Bizim endişelenmemiz gereken bir durum mu yoksa Amerika'nın normal hali mi bu? Şimdi tabii ki normal hali değil. Yani örneğin şöyle bir örnek verelim. 1996'daki 31 Ocağı bağlayan gece ve Kardak krizinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki aldığı pozisyonu bir an hatırlayın. Yarın bu şartlarda, bu konuda Türkiye ile Yunanistan arasında bir kriz çıksa, tabii ki öyle tahmin edebiliriz ki, en azından benim görüşüm bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ve pozisyonu o 25 önceki sene önceki krizde gibi olmayacaktır. Veya yine şunu söyleyebiliriz, Yunanlılar 70'li 80'li yıllarda hep bunu telaffuz ederlerdi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bizden her zaman bir adım daha yakındır. Türkiye'nin stratejik önemi, Amerika'nın bölgedeki çıkarları veya Amerika'nın menfaatleri açısından Türkiye bize göre daha önemlidir. Bu da herhalde şimdi artık Yunanlılar tarafından aşıldı ve kendilerine... Değişti mi bu durum diyorsunuz yani siz? Artık Yunanistan daha mı önemli? Yunanistan daha önemli değil ama Türkiye 70 yıldır bir NATO üyesi. NATO içinde yaptıklarını halen genel sekreter olan Sayın Genel Sekreter de aslında vurguluyor zaman zaman. Eğer bu konu bir NATO konusu, Rusya'yı çevreleme, bölgedeki Romanya ve Bulgaristan'da daha çok iç içe olup işte bu Karadeniz'de ne diyor Ruslar? Karadeniz için Amerika Birleşik Devletleri burayı germe diyor. Bütün bunlar bizim ilişkilerimiz daha normal, daha geçmiş yıllardaki gibi olsaydı Türkiye üzerinden de kısmen olabilirdi. Ha buna parlamentomuz izin verirdi, vermezdi. Ayrı mesele. Amerika'nın yaklaşımı açısından söylüyorum. Şimdi NATO açısından baktığınızda konvansiyonel bir yapılanma Dede Ağaç'ta var. Bu tabii önemli. 45 kilometre burnumuzun dibinde. Bunun çevreleme maksadı, NATO amacı tamam doğrudur. Ama Türk-Yunan ilişkileri açısından ve Yunanistan'ın içinde bulunduğu ruh hali açısından geçmiş programlarda da bahsetmiştik. Bunun Türkiye'ye karşı tahvil edilme Yunan tarafından kabiliyeti tabii kendi maksat ve amaçlarında olacaktır. Kendi kamuoylarına dönüp bakın yarın Türkiye'ye saldırırsa
tırnak içinde yıllardır bu bir paranoya parayona içindeler. Amerika Birleşik Devletleri bizi buraya koruma için geldi diyeceklerdir. Yine yarın bir sürtüşme çatışma olduğunda tabii çok farklı bir tablo ve NATO ülkeleri arasında oluyor bütün bu hadiseler. O da önemli. Yani Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, yine keza Fransa, Yunanistan askeri antlaşmaları vesaire. Burada da tabii bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla bütün bunlar Yunanistan'ın bu geleneksel yıllardır silahlanması, aslında bu son iki yıldır bir mesele evet. değil. Kendi kamuoyunu yıllardır Türk düşmanlığıyla beslemesi, bu yapabileceği bir çılgınlığı meşru bir zemine oturtabilmek için. Bir de iki yıldır da oluşan konjonktür. Yani bu konjonktür meselesiyle bu üç konu bir araya geldi ve adeta siyasi tarihçi olarak şunu söyleyebilirim. 19. yüzyıl siyasi tarih kitaplarında gördüğümüz bir ülkenin savaşa hazırlanma metot ve yol haritasındaki üç olgu budur işte. Yani silahlanır, bunu meşru zemine oturtur, bölgedeki konjonktürü kollar, ittifaklar vesaire. Şimdi Yunanistan bu noktada. Buradan öteye yapabileceği bir çılgınlık tabii caydırıcılığın bizim lehimizde hep kalması lazım. Ama yani işte son Hollanda'dan... Hocam araya giriyorum. Şimdi caydırıcılık buyurun. Ne kadar önemli ki? Yap derlerse yapacak bunlar yani, değil mi? Öyle bir durum. Tabii Amerika saldır derse saldırır. En basit örneğiyle. Veya Türk-Yunan sürtüşmesi nasıl çıkar? Kendine güvendiği an, bütün bu atmosfere, bu konuştuklarımıza güvendiği an 12 mile çıkarıverir karasularını. Biz de 8 Haziran 1995'te o bir bildirgedir. Gerçi mecliste eller kalkmadı ama bir bildirgedirci meclis başkanlarının o günkü kasus belli ilan etmişizdir. Biz de bunun gereğini yapmak durumunda kalırız. Veya Ege Aydaklar'da bir oldu bitti yaratırlar. Veya Doğu Akdeniz'de de bir işte kara, bu deniz yetki alanlarında bir gelecek bir sürtüşmede gemilerin karşı tarafında vesaire bir kıvılcımla çıkabilir. Dolayısıyla evet. farklı bir nokta ve konumda olduğumuz artık Yunanistan'la açık. Ama bizim de çok şükür ki işte devletimiz gerekli tedbirleri ve muhtemel risklere karşı da bütün tahminleri düşünüp bu şekilde hazırlık ve teyakkuz halini devam ettirmek durumundadır bundan böyle. Evet, çok teşekkürler ediyoruz programımıza katıldınız, şeref verdiniz. Diğer programlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz size. Şimdi sayın seyirciler, bu F-35 projesi galiba patlıyor. Bize vermediler ama bir sürü ülke sanki çekiliyor gibi bir durum var. Hemen onu izleyelim. Komutanımızla bu proje hakikaten patlıyor mu onu konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri istemediği sürece uçamaz denilen F-35'lerdeki güvenlik açığı hem projeye ortak olan ülkeleri hem de alıcı ülkeleri kaygılandırıyor. Bu durum birçok ülkeyi F-35'ten vazgeçme noktasına getirdi. Türkiye'ye teslim edilmeyen 5. nesil savaş uçağı F-35'ler dünyada tartışılmaya devam ediyor. Bu hususta tartışmaların en dikkat çekici noktası ise bulut tabanlı sistemi ALIS'ten kaynaklı güvenlik açığı. Öyle ki askeri uzmanlar bu durumun F-35'leri akıllı telefondan farksız hale getirdiğini ve bunun da uçağın kontrolünün ABD'nin elinde olacağına işaret ediyor. F-35'lerin ABD'nin isteği dışında başka bir amaçla kullanılamayacağını belirten uzmanlar, ABD uç derse uçacak, uçma derse uçmayacak veya şu bölgelerde uçma diyerek kısıtlamalarda bulunabilecek değerlendirmesi yaptı. Bu durum F-35 alacak ülkeleri büyük oranda tedirgin etti. Öyle ki Kanada, F-35 üretiminde varım ancak envantere almam çıkışında bulundu. İngiltere ise 138 adet F-35 siparişinden 90'ını iptal etti. Daha önce F-35 programının riskler barındırdığını belirten Almanya, Fransa ve İspanya'da projeye dahil olmamıştı. Ayrıca konuya dair Singapur Hava Kuvvetleri'nin raporu da dikkat çekici. Rapora göre bütün F-35'lerin ABD tarafından izlenebildiği, Pentagon'un istediği anda ve istediği yerde F-35'lere müdahale edebileceği belirtildi. Kontrolün ABD'de olması dünya kamuoyunda büyük bir handikap olarak nitelendirilirken, son olarak F-35 tedariğinden vazgeçen ülke ise İsveç oldu. İsveç, F-35 programından vazgeçerek lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının üretim projesine katılmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre F-35'lerde 871 kusur tespit edildi. Bu ve benzeri durumlar Rus yapımı Su-57'ye karşı büyük bir zaaf olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar Türkiye'nin milli muharip uçağını yapana kadar F-16'ları kullanabileceğini vurguluyor. Sayın seyirciler, izlediniz. Şimdi komutanımız Erdoğan Karakuş bağlantımızda. Erdoğan Bey, iyi geceler. Sesiniz geliyor değil mi? Evet, geliyor. Evet. Sorumuz şu. Şimdi anladığımız kadarıyla bu F-35'lere sahip olmak olmamaktan daha tehlikeli. Çünkü bir Truva atı durumu var. Amerika istemediği zaman bunların benim anladığım kadarıyla marşına bile basamıyoruz. Ve bu sebeplerden dolayı bu F-35 ittifakının dağıldığı söyleniyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Böyle bir dağılma yok. Diğer bir konu da zaten bir silahı diğer bir devlete verirken zaten kimi onun elinde. Yani bu diğer uçaklarda farklı mı? F-16 da farklı mı? F-4 farklı mı? F-4'ün tabii ki modernize edilince kadar genellikle mantıklı. İşte komutanımızın sesi iyi gelmiyor. Acaba onu bir hakikaten anlaşılmıyor. Onu bir düzeltme şeklimiz olabilir mi acaba? Bir bakalım lütfen şeye. O arada siyasi konuklarımıza gidelim. Selami Bey'e gidelim. Selami Bey, siz ne diyorsunuz bu F-35, F-16 tartışmaları konusunda? Bana sanki bir beladan kurtulmuşuz gibi geliyor. Size de öyle gelmiyor mu?